Futbol Napolyon'un Fransa iktidara gelmesi Avrupa'daki savaşı bitirmedi. Napolyon hemen hemen bütün Avrupa devletleriyle savaşıyordu ama başlıca hedefi İngiltere'yi mağlup etmekti. Tabi İngiltere'de Napolyon'u yenme çabası içindeydi. Napolyon Rusya'yı da savaşla tehdit ediyordu. Bu yüzden Rusya, Napolyon ile çıkması muhtemel bir savaş durumunda daha rahat hareket edebilmek için 1808 yılında İsveç'te olan savaşı aceleyle bitirdi. Ve savaş gerçekten de başladı. Napolyon 20 milletin kuvvetlerini Rusya'ya karşı birleştirdi. Ve Moskova'ya kadar ulaşarak orada yenilgiyi uğradı. Keldesini ve göğsünü Rus halkının göğsüne çarparak ölümcül yara aldı. Napolyon Fransa'ya tamamen yenilmiş halde döndü. Doğru eski gücünü ve şöhretini geri getirmek için çabalıyordu. Fakat İngiltere'de bütün Avrupa'yı Napolyon'a karşı kışkırtıp onu darmadağın etti. Napolyon Saint Helena adasına sürgün edildi. Napolyon'la ardı arkası kesilmeyen savaşlardan yorgun düşen Avrupa halkları, İngiltere'nin yaşadıkları bunca acının suçlusu olan Napolyon'u yenmesini büyük bir mutlulukla karşıladılar. Onlar İngiltere'nin büyük güç ve enerjisinin önünde minnettarlıkla eğiliyorlardı. İngiltere'ye hayranlık duyuyor, onu taklit etmeye çalışıyorlardı. Herkes İngilizler gibi olmaya çalışıyordu. İngilizlere dair her şey moda olmuştu. Fakat büyükleri taklit etmeye çalışan çocukların ve olgunlaşmamış gençlerin de yaptığı gibi bu süreç hatalar hatta günahlarla başlar. Sigara ve alkole başlamak, kalın sesle konuşmak, ağır küfürler etmek gibi. Kültürel açıdan gelişmemiş ve kemale ermemiş küçük halklarda da böyle oldu. İngilizlere has özellikleri zahiren kabul ederek onların gülünç ve çirkin taraflarını benimsediler. Ve İngiliz hayat tarzının kötü kopyalarına dönüştüler. Hali vakti yerinde, durumu iyi olan yetişkin insanlar tıpkı İngilizler gibi at yarışlarına büyük paralar harcıyordu. İngilizler gibi sodalı viski içmeye, İngiliz tarzı kostümler giymeye başladılar. Saçlarını ve sakallarını da İngilizler gibi kestiriyorlardı. Gençler İngiliz sporlarına, özellikle de İngilizlerin en kötü spor dalı olan futbola ilgi duymaya başladı. Futbol bütün Avrupa'da daha okulu bile bitirmemiş gençler arasında adeta bir tutk haline dönüştü. Bütün ülkelerde binlerce insan bir futbol kültürü oluşturdular. Onlar futbola bayılıyor, onu bir bilim, bir sanat gibi görüyorlardı. Fakir ruhlu, cahil, kaba sokak basını gençlerin bu tutkusuna sıkıca sarılıp onu istismar etmeye başladı. Gazetelerde özel köşeler açılıyor ve neredeyse her gün boğa gibi güçlü bacaklı kahramanlarla ilgili yazılar çıkıyordu. Sinelman zamanında Finlandiya'da da benzer şeyler yaşanıyordu. Finlandiyalı gençler ciddi zihinsel çalışmalar için henüz eğitilmemişti. Yüksek idealler daha oluşmamıştı. Finlandiya'nın Rusya ile birleşmesinden sonra halkın İsveçlilere duyduğu nefret ve milli mücadele duygusu kaybolmuştu. Haylaz vücut sağlığı yerinde ve ne yazık ki tembel ruhlu Finlandiyalı gençler futbola merak sardılar. Futbol ruhsal bir enfeksiyon gibi Finlandiya'nın bütün şehirli gençliğini etkisi altına aldı. Sıra büyük köylere gelmişti. Futbol bir moda haline gelerek bütün bir kuşağın düşüncelerini ve kalbini zapt etti. Futbol kulüpleri ve toplulukları hasta vücudu saran sivilce ve benler gibi bataklıktaki nektar gibi çoğalıyorlardı. Bu topluluklar bir şehirden diğerine turneler düzenliyor, maçlar yapıyorlardı. Başka ülkelere de gidip futbol oynuyorlardı büyük paralar harcanıyor, gençlerin değerli zamanı, okul günleri heba ediliyordu. Ruhlardaki ateş sönerken boğa gibi güçlü bacaklar zamanın düşünce sembolüne dönüşüyordu. Sinelman ve arkadaşları kalın güçlü bacakların gençlerin entelektüel gelişimine tercih edilmesini bir türlü kabullenemiyorlardı. Onlar bütün bir kuşağın hem zeka hem de manevi anlamda gerilemesini ciddi endişelerle izliyorlardı. Suomi'nin kültürel uyanışının öncüleri kaslı kalçaları, dizleri ve ayakları olan bu kahramanların sonu ne olacak diye soruyorlardı. Bundan sonraki hayatları nasıl olacak? Ne gibi yeni manevi zenginliklerle vatana faydaları dokunacak? Sinelmen ve arkadaşları, büyük yazar Cervantes'in kahraman şövalyelerin maceralarının anlatıldığı aptal ve bayağı romanlara, İspanyol halkının hastalıklı bağımlılığını acımasızca eleştiren ve bununla dalga geçen dahice yazılmış romanı Don Quixote'u hatırlıyorlardı. Anlaşılan bütün ülkenin aptal romanlara karşı duyduğu bu saçma hayranlık önemsiz bir şey değilmiş ki İspanya'nın büyük dahisi buna karşı mücadele etme gereği duymuştu. Cervantes, İspanya'daki okuyucu kitlesinin aptal, uyduruk romanlara ilgi duymasının ülkedeki bütün okumuş insanlarda zihinsel tembelliğin işareti olduğunu görmüştü. İnsanlar kendi ülkelerindeki yaşam şartlarının iyileştirilmesiyle ilgilenmiyorlar. Halkın ekonomik açıdan ilerlemesine, zeka ve maneviyatın gelişmesine heves etmiyorlar. Bu anlamda onlar çıplak. Ne düşünceleri, ne kalpleri, ne de iradeleri olması gereken yöne odaklanmıştır. Onlar çalışmak da istemiyorlar. İnsanlar bu şekilde kendilerini kandırıyorlar. Günlerini, aylarını, yıllarını uydurma olayların anlatıldığı romanları okuyarak geçiriyorlar. Bir işle uğraştıklarını sanıyorlar. Ama ülkede kültür emekçileri yok. Hak zekası da uykuda. Cihalet yayılıyor. Kaba davranışlar ve yoksulluk artıyor. Ülke sürekli fakirleşiyor. Ruhsal, zihinsel ve ekonomik olarak iflasa yaklaşıyor. Bir yerlerde eğitim almış, ülkenin kendilerinden yardım beklemeye hakkı olduğu insanlar neredeler? Aptal, eğlenceli hikayeleri okumaktan sarhoş olmuşlar. Sinelman, ne yazık ki insanlarımız büyük yazarları anlamamakta ve onları tanımamaktadır. Günümüzün ve halkımızın kendi servantesine, Cüceler halkını, fikirleri, politikası, ruhu cüce kalmış bir halkı, parlak bir hicivle anlatan kendi Swift'ine ihtiyacı var diye şikayet ediyordu. Ve Sinelman arkadaşları ile birlikte şu kararı aldı. Bizim Cervantes gibi dahimiz yok, Swift de olamayız. Fakat onların başlattığı büyük işleri biz de kendi ülkemizde devam ettirebiliriz. Bunu yetecek kadar akıl ve yeteneğe sahibiz. Veba, kolera ve humma Mikropları gözle görünmeyecek kadar küçükler fakat bütün bir vilayeti telef ediyorlar. Toplumun ve halkın manevi hastalıklara yakalanmasına sebep olan mikroplar da vardır. Bunlar kolera mikrobundan da tehlikeli olabilir. Bataklıklar ülkesi Finlandiya sıtma ve verem gibi hastalıkların ocağıydı. Sıtmadan büyük ıstırap çeken halk verem yüzünden kelimenin tam anlamıyla kırılıyordu. İsveçliler bu durumu pek umursamıyordu. Sinelman bu hastalıkların ortadan kaldırılması için bir mücadele başlatmıştı. Bu mücadelenin yanında ruhu, düşünceyi hasta eden hastalıklara da savaş açtı. Bir de düşünce, irade ve ruhun vereme yakalanması durumu vardır. Gençlerimizin neredeyse tamamı bulaşıcı olan ruhsal vereme yakalanmıştır. 5-10 yıl sonra yaratıcı hayata adım atacak olan bu kişiler arasında ruhsal verimin yayılmasına kayıtsız kalınmamalıdır. Mücadele edilmelidir diye düşünüyordu Sinelman. Bir defasında futbolcular büyük bir tören düzenlemişlerdi. Önde gelen futbol takımlarından biri 10. kuruluş yıl dönemini kutluyordu. Takımlar arasında büyük bir maç oynandı. Maç sonrası da birçok spor dalında ilgili ve temsilcilerin bulunduğu, konuşmaların yapıldığı bir konferans düzenlendi. Katılımcılar arasında Sinelman'ın arkadaşları da vardı. Sinelman ise yarışmalara katılan en büyük spor topluluğunun Fahri Başkanı'ydı. Kendisi konferanstaki konuşmasında şunları dile getirdi. Fin gençliğinin sporla uğraşması beni mutlu ediyor. Mantığa dayalı çeşitli fiziksel egzersizlerin büyük eğitimsel faydaları var. Bilge bir halk olan eski Yunanlılar jimnastik, güreş, koşu, uzun atlama gibi spor dallarına büyük önem verirdi. Fiziksel egzersizler vücudun esneklik ve çevikliğini geliştirir. Bu hareketler sayesinde vücut kıvraklık kazanır. Yürüyüş hafifleşir, hareketler akıcı hale gelir. İnsanları dar ve havasız odalarda uzun süre oturmak zorunda bırakan şehir hayatı vücudu bozabilir. Kasları zayıflatır, kanı zehirler, insanları halsiz yapar. Üstüne bir de iyi düşünülmeden tasarlanmış, mantıksızca uzun tutulan, canlı öğretim yerine skolastik usullerin uygulandığı, beynin kitap alıntılarıyla yıllar, isimler, ölçüler, formüller, ölmüş kurallara aşırı yüklendiği okul eğitimini ekleyin. Almanya'da öğrencilerin bir çoğu gözlüklüdür. Gözleri şimdiden bozulmuştur. Şehirlerde yaşayan çocukların büyük bir kısmının omurgası eğilmiş, göğüs bölgesi çökmüş, bacakları incelmiş, elleri zayıflamış, yüzleri solmuştur. Havasız kalan bitkiler gibi bitik haldedirler. İnsanın onları şehir dışına çıkarası, çimenlerin üzerinde koşturup hoplatıp zıplatası, derin derin nefes aldırası geliyor. Yunanlılar böyle yaparlardı biz de bu şekilde davranmalıyız. Fakat Sokrates, Pirias ve Perikles'in çağdaşlarının eriştiği hayat bilgeliğinin esas kuralı hiçbir şeyde aşırıya kaçmamak şeklindeydi. Bu kural uçlara ve tek taraflılığa kaçmadan her şeyin ölçülü, zamanında ve yerli yerinde yapılması anlamına gelmektedir. Ayrıca Sokrates, Aiskylos ve Aristophanes zihinsel emekle uğraşan insanların hayattan kopmasını eleştirir. Aydınların ölü ve zayıf hayat tarzıyla alay ediyorlardı. Ölümsüz hiciv eseri olan deliliğe övgünün büyük yazarı, ezberci bilgelikle övünen kuru teorisyenlerin iri baş olarak adlandırarak onlarla acımasıca dalga geçiyordu. Gülüver'in yazarı Dahi Swift, şişmiş kurbağalar gibi kendilerini büyük insanlı olarak gören cüce halkının hayatının her yönüyle uzun uzun alay etmiştir. Cücelerin çirkin yaşamını ve kötü alışkanlıklarını ironik bir dille anlatan Swift, buna ayrı koca bir bölüm ayırmıştır. Cüceler koca kafalı, ince boyunlu ve dar omuzlu insanlardır. Bütün hayatları kitap formülleri ve geometrik çizimlere göre kurulmuştur. Ve her şeyleri tıpkı kendileri gibi çirkin ve iticidir. Sin Alman konuşmasına şöyle devam ediyordu. Ve ben arkadaşlarımla birlikte hayalini kurduğumuz Suomi'mizin cüceler ülkesi gibi olmasını istemiyorum. Bizim cücelere ihtiyacımız yok. Fakat Finlandiyaların bacaklarının güçlü lakin beyinlerinin zayıf olmasını da istemiyoruz. Aşağıda boğa bacaklı, yukarıda koyun kafalı, kutu gibi bomboş, hafif bir kafatası bizde heyecan uyandırmıyor. Bu manzara küçük halkımızın büyümesine dair kurduğumuz hayallere ters düşmektedir. Sizler Finlandiya'nın futbolda elde ettiği başarıyla coşuyorsunuz güçlü bacak topluluğunuzun komşu ülkelere, İsveç'e, Norveç'e, Danimarka'ya maçlara davet edilmesine, uzak Macaristan'a bile giderek orada maçı kazanmasına sevinerek yüksek sesle bağırıyor, tezahürat ediyor ve bütün bunlardan gurur duyuyorsunuz. Fakat sizin sevinciniz beni mutlu etmiyor. Sevgili ülkemiz Suomi'de adları güçlü düşünce, büyük emel, süt üretimi, en iyi yumurta, seçilmiş tahıl, beyaz kumaş, temiz vicdan, yeni fikirler, mekaniğin gururu, tok millet olan birkaç topluluk olsaydı bu beni daha fazla mutlu ederdi. Ben sizlerin, genç Finlandiyalıların sadece Macarları ayakla topa yenmenizi değil, aynı zamanda Almanları, Fransızları, İngilizleri beyniniz, kalbiniz ve iradenizle bilim, güzel sanatlar, ticaret, zanaat, adil hukuk düzeni gibi alanlarda ülkede yaşam şartlarının yükselmesi adına kazanmanızı isterdim. Bu büyük mücadelede futbolcuların damarları çıkmış ayaklarıyla fazla uzağa gidemezsiniz. Topa kafayla vurabilmek için alnın sağlam olması lazım. En sağlam alın ise koyundadır. Finlandiya gençliğinin koyun kafasıyla gurur duyacağını pek emin değilim ben. Sokrates'in resmini arayıp bulun ve meşhur Herkül heykeliyle karşılaştırın. Sokrates portresinde bilge bir insan kafası hemen göze çarpmaktadır. Geniş bir alın, burası beynin olduğu yerdir. Sanki beyin alnın içine sığmıyor. Orası bu kadar büyük bir beyin için dar. Sokrates'in alnı ve kafası böyle görünüyor. Şimdi Herkül'ün heykeline bakın. Her şeyden önce eski Yunan efsanelerinin kahramanının güçlü, ağır ve kaslı vücudu bizi hayreti düşünmektedir. Güçlü bir vücut kütük gibi devasa ayaklar üzerinde durur. Kol kasları gemi halatına benzer. Geniş omuzlar, kabarık göğüs, öküz boynu gibi bir boyun ve bu boynun üzerinde tüm vücut doğrantısı olan küçük bir kafa, dar bir alın. Bütün bunlar karşınızda büyük bir fiziki gücün olduğunu söylüyor. Fakat bu gücün entelektüel veya manevi bir tarafı yok. Herkül muazzam bir vücut yapısına, sağlam kemiklere ve kuvvetli kaslara sahip biridir. Lakin o parlak bir zeka, güçlü düşünce ve ruh şövalyesi değildir. Ben size Sokrates ya da her Herkül'ün kafaları arasında seçim yapmanızı önermiyorum. Size tavsiyem şu ki boğa bacaklar peşinde koşarken Sokrates'in kafasını da unutmayın. Taş gibi sert kuyunun alnına sahip kişiler olarak kalmayın. Şu kural aklınızda bulunsun. Oynanan oyunu sağ dışına getirme. Genç Finlandiya'ya deri top peşinde koşmak dışında bir şey yapamayan insanlar lazım değil. Fin halkının ekonomik, sosyal, zihinsel ve ruhsal hayatını harekete geçirecek güçlü kişilere ihtiyacı var zavallı şarlatanları ve kültürel açıdan yeteri kadar ilerlememiş halkları kendinize örnek almayın. Çünkü onlar medeni halkların yaşamını anlamak için ilk olarak arka bahçeye bakar ve çöp kutularını araştırırlar. Paris'te kafeleri öğreniyorlar. Almanya'da bir hanelerden başlıyorlar. İngiltere'de futbol maçını benimsiyorlar. Gözünüz yüksekte olsun. Avrupa'da sanat evlerini ziyaret edin. Düşünce tapınaklarına gidin. Almanya'da Tugendbund, Hayırseverler Birliği'nin sıralarını dolduran binlerce genci örnek alın. Ruhunuzu ve maneviyatınızı geliştirmek için çalışın. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur deyimini aklınızda bulundurun. Finlandiyalı gençler, unutmayın ki sizin göreviniz ağır topu daha yükseğe ve daha uzağa atmak değil, halkınızın yükselmesini, ana hızla gelişmesini sağlamaktır. Ebeveynler ve Çocuklar Sinelman ve arkadaşları Finlandiya'nın uyanmasına dair geleceğe dönük bütün güzel umutlarını gençlerin zeki yetiştirilmesine ve eğitilmesine bağlıyorlardı. Gençlik Sinelman'ın en büyük aşkı, aynı zamanda en yaralı yeriydi. Sinelman gençleri gözlerinin içine bakarak azarlardı bazen fakat onları büyüklerin yanında her zaman savunurdu. Özellikle de her zaman ve her yerde olduğu gibi gençleri suçlayan ve onlardan bir şey çıkmayacağını iddia eden büyüklere Sinelman şunu söylerdi: "Gençleri değil Kendinizi suçlayın. Gençler sizin terbiye ettiğiniz gibidir. Onları nasıl yetiştiriyorsunuz? Yetiştirmiyor musunuz? Anneler ev işleriyle meşgul. Mutfak, alışveriş, temizlik, çavaşır. Babalarsa memurluk, ticaret ve diğer işlerle. Akşamları da meyhane ve kulüplerde oturup kağıt oynuyorlar. Çocuklarla hiçbir zaman ilgilenmiyorlar. Buna zamanları yok. Ayrıca çocuklarla uğraşmak onlar için zor ve sıkıcıdır. Çocuklarla konuşmuyorlar. Onların hayatlarıyla ilgilenmiyorlar. Zaman bulunca da biraz okşayıp şeker oyuncak veriyorlar. Daha sonra da hadi gidin çocuklar. Kendiniz oynayın diyorlar. Bu da aslında gözümün önünden çekilin. Ne istiyorsanız yapın. Yeter ki bizi rahat bırakın demektir. Çocukluk yılları, çocuk aklı, çocuk ruhu, bakımsız tarla gibi boş kalıyor. Çünkü oraya hiçbir iyilik tohumu ekilmiyor. Onlara iyilik, gerçek ve sevgiden bahsedilse de Bunlar kalıplaşmış, sıkıcı ve ezbere söylenen sözler oluyor. Çocuk zekasının ilgisini çekmek istemiyorlar ve zaten bunu beceremiyorlar. Onların hassas ruhlarını ısıtmıyorlar. Açık söylemek gerekirse çocuklar, anne babaları, çok sayıda teyzeleri, halaları, amcaları, dayıları ile birlikte aynı ev yaşadıkları halde adeta bir yetim gibi büyüyorlar. Çocukları iyi yedirip giydiriyor, sağlıklarıyla ilgileniyor olabilirler. Fakat çocuğun zekasını ve ruhunu temiz tutacak, besleyecek şeylere pek kafa yormuyorlar. Aslında çocuklarımızın daha kötü olmamalarına şaşırmak gerekir. Çocuklar büyüdüklerinde ve her şeyi anlamaya, duymaya başladıklarında çevrelerinde ve ailelerinde ne görüyorlar, ne hissediyorlar. Köylerin ve şehirlerin sokak ve meydanlarında, evlerin avlularında, çöp ve pislik yığınları biriktiğinde herkes dairelerin temiz tutulmadığından dert yanıyor. Fakat böyle yerlerde yaşayan insanların sağlık durumunun çok ağır olması, hastalanması, binlercesinin ölmesi ve dejenere olması kimseye şaşırtmıyor. Anne ve babalar, şimdi iyi düşünün, samimiyetle ve açıkça söyleyin. Çocuklarınızın yetiştiği ve kişiliklerinin şekillendiği aile ortamı zihinsel ve ruhsal açıdan yeteri kadar sağlıklı mıdır? Çocuklara yalan söyleme, kimseyi kandırma. Bu iyi değil, kötü bir şeydir günahdır diyorlar ama kendileri yalan söylüyor ve kandırıyorlar. Birbirlerine yalan söylüyorlar. Başkalarına yalan söylüyorlar. Çocuklara yalan söylüyorlar. Diyorlar ki yalan söyleme, kaba ve kindar davranma. Ama kendileri hem kaba, hem kindar, hem de yalancı. Söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmuyor. Çocuklar bunu hemen anlıyor. Önce şaşırıyorlar. Tamamen güvenlikleri anne ve babalarının böyle şeyleri, kötü günah ve pislikleri şeyleri nasıl yaptığını anlamıyorlar. Daha sonra ebeveynlerin söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığını fark ediyorlar. O zaman da çocuklar ebeveynlerine saygı duymamaya başlıyorlar. Neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair konuşmalarına kulak asmıyorlar. İyilik ve kötülük hakkındaki konuşmaların sıkıcı ve gereksiz sözler olduğunu düşünüyorlar. Anne babalarsa küçük çocukların bile söz dinlememelerinden, dik başlı ve yaramaz olmalarından sürekli şikayet ediyorlar. Peki çocuklarımızı ilk kim bozuyor? Sözlerimizi ciddiye almamayı, aldırmamayı onlara kim öğretiyor? Bizler, anne ve babalar. Çocuklardan sevgi, saygı ve itaat talebinde bulunmayın. Bunları çocuklarınızı korkutup tehdit ederek, azarlayarak, cezalandırarak elde edebileceğinizi düşünmeyin çocukların önünde onların size saygı duyacakları şekilde davranın ki onlar da sizi haysiyetinizden dolayı sevip saysınlar. Temiz işler temiz ellerle yapılmalıdır. Büyük emelleri ciddi hazırlık çalışmalarıyla yaklaşmak gerekir. Çocuğu olan her aile yanmakta olan canlı bir çalıdır. Peki biz bu çalıya nasıl kirli eller ve ayaklarla üzerimizdeki pis kıyafetlerle yaklaşabiliyoruz? Anne ve babalar evde nasıl dağınık, kirli kıyafetlerle dolaşıyorlarsa, çocuklarla konuşmalarında, davranışlarında ve iletişim şekillerinde de bir o kadar kirliler. Ben daha ebeveynlerin, çocukların gözü önünde kavga etmelerinden, birbirlerini kırmak için çocuklarına hitaben sarf ettikleri sözlerden bahsetmedim bile. Çocuklar, nasıl bir babanız var görün. Annenizin nasıl bir kadın olduğuna bakın gibi sözlerle, çocukları da bu kötülüğün içine katarlar. Mesela aile içinde yapılan günlük bir sohbeti ele alalım. Her türlü dedikodular bir araya toplanır. Boş ve sıkıcı bir gevezelik. Küçük şikayetler, 3-5 kuruş fazla para, rengarenk paçavra, hizmetli ufak bir terfi için dile getirilen sefil istekler. Çocukların 15-20 yıl boyunca kurbağa gibi eşelendikleri yoğun bir bataklık. Daha sonra büyükler neden gençler kartallar gibi semalarda süzülmüyor, çocuklar neden kanatsız kuşlar gibi diye şaşırıyorlar. Anne ve babalar izninizle şunu sormak istiyorum. Böyle bir yetişme şekliyle çocuklarınız kanatlanabilir mi? Yoksa onların kanatlarını daha ilk baştan temelli olarak siz mi kırdınız? Evlatlarınız büyüyüp birer delikanlı ve genç kız olduğunda onlarla gelecek hayatları ve işlerine dair sohbet edeceksiniz. Onları nasıl ve nereye yönlendireceğinizi düşüneceksiniz mühendis mi, memur mu, tüccar mı, doktor mu yoksa avukat mı olsun? Onlar için kazançlı işler ve kazançlı meslekler arayacaksınız. Kızlar için de zengin koca arayışına çıkacaksınız. Tama, tama, yine tama. Çocuklarınız için daha iyi bir düzen istiyorsunuz. Onları yumuşak ve sıcak yerlere yerleştirmek istiyorsunuz. Bununla da evlatlarınızı olan sevgi borcunuzu yerine getirdiğinizi sanıyorsunuz. Bu konuyla ilgili Lev Tolstoy çok güzel söylüyor. Hayattaki düzensizliğin başlı nedenlerinden biri, herkesin hayatta iyi bir düzen kurmak istemesi fakat hiç kimsenin hayatı düzene sokmak istememesidir. Herkes sadece hayattan bir şeyler alma derdinde hayata bir şeyler katmayı kimse düşünmüyor bile. Egoist, soyguncu, sömürücü ve parazit olarak hayata atılıyorlar. Hayatın anlamını da bu asalaklıkta görüyorlar. Ve bu zekice yaşam aile içindeki hayatları boyunca çocuklara aşılanıyor. Kim aşılıyor? Ebeveynleri. Çocuklar ve gençler egoist olarak büyüyor. Bir tek kendilerini seviyorlar. Sığ ve fakir ruhlu oluyorlar. Tembel ve yaramaz oluyorlar. Sonuç olarak hiç kimseye ve hiçbir şeye, vatanına, insanlara, emeğe, büyük fikirlere, anne babasına ve en nihayetinde kendisine sevgi ve saygı duymuyorlar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Ne pişirirseniz onu yersiniz çocuk aklı ve ruhunun ısırgan ve deve dikeni gibi yabani otların yetiştiği tenha bir bozka olarak kalmasını sağlarsınız. Anne ve babalar çocukları daha fazla bu durumda terbiyeden yoksun zeka ve kalpleri bilinç ve sevgiden mahrum halde bırakmak olmaz. Bu ahlaksızcıdır ve suçtur. Bu sadece sizin aile meseleniz değil, bu toplumu, halkı ve devleti ilgilendiren bir konudur. İstediğiniz gibi anayasalar, seçim mevzuatları oluşturun, en liberal kanunları yazın, sosyalizm veya komünizmin mucizevi gücüne inanın. Ama bizim yüzbinlerce binlerce evladımız hayatı önemsiz ve küçük fertli olarak atılacaksa, tüm parlamentolarda hayatımız sefil, fakir ve çirkin olarak kalır. Memurlar itinasız davranır. Bakanlar politik yalancılar, milletvekilleri halkın üzerinden geçinen spekülatörler olurlar. Okullar yeni nesillerin zekasını ve kalbini kurutan yerler olarak kalır. Basın kendini satmakta geçinen hayat kadınlarına benzer. Halk yüksek sınıflara karşı giderek büyüyen bir kin ve nefretle kendisinden yüksekte bulunan veya anlamadığı her şeyi intikam duygusuyla yıkıp savuran tok veya aç bir sürüye dönüşür. Yeni ülkenizin geleceğe dair sizden beklentisi bu değildir. Yeni Suomi bilgi ve dürüst olmalıdır. Halk kitlelerinin güçlü yaratıcı zekasının, vicdanının ve iradesinin eseri olmalıdır. Evrensel doygunluk düzeninin, makul kişisel ve kamusal yaşamın özgür, öz yönetiminin, genel kurallarının ve halkın feraha kavuşmasının düzeni egemen olmalıdır. Sinerman arkadaşları da birlikte pazar yerlerini ve köyleri gezerek yüzlerce benzer konuşma yapmıştı. Onları dinleyen ebeveynler çocukların ve gençlerin daha iyi yetiştirilmesi üzerine düşünüyorlardı. Onlar çocuklarının gelişimi ve karakter oluşumunda üstlerine düşen büyük sorumluluğu anlamaya başlıyorlardı. Birçok yerde ebeveyn dernekleri kuruldu. Anne ve babalar bir araya gelerek genç neslin terbiyesi sırasında yaptıkları hataları birlikte değerlendiriyor ve tecrübelerini paylaşıyorlardı. Ülkenin her tarafını dolaşarak çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiğine dair konferanslar veren seçkin eğitmen ve psikologlar bu derneklere davet ediliyor, tecrübe ve bilimsel gözlemlerine dayanarak çocuk ruhunun doğasını anlatıyorlardı. Çocuk ruhunun eksikliklerinden ve hastalıklarından bahsederek bu hastalıkların tedavi yollarını öğretiyorlardı. Nasıl ki ziraat mühendisleri en iyi patates ya da yonca türlerinin nasıl yetiştirilmesi gerektiğini öğretiyorsa, Çocuk ruhundan çok iyi anlayan yetenekli eğitmenler de çamaşırcı ya da taş ustası, terzi veya ayakkabıcı, köylü yahut işçi hiç fark etmez bütün anne ve babalara zeki ve vatana layık evlatlar yetiştirmenin yöntemlerini öğretiyorlardı. Fin aile yapısı uyanmaya, zihinsel ve ahlaki açıdan yeniden canlanmaya başlamıştı.